Bismillahirrahmanirrahim. Efendim hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Cuma günü yapmayı normalde programladım. Felsefe dersimizi beklenmedik meşguliyetlerim çıktığı için bugün ancak yapma imkanı bulabildim. Beni hoş göreceğinizi umut ediyorum. Felsefe hazırlık okuma derslerimiz bu. Felsefeye hazırlık dersleri olarak yapıyoruz bu dersleri. Metnimizi açalım ve kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi gördüğünüz üzere ekranımızda okuduğumuz metinde en son felsefenin konusunun ne olduğunu ele almıştık ve bir tanımlama yaptık bunların üzerinden. Felsefenin konusu şudur demeye çalıştık ve burada da gördüğünüz gibi oradan alalım. Fel muhassalu sonuç olarak felsefenin konusu ilmul felsefe, felsefe ilmi el mebhus hahuna burada ele aldığımız üzerinde durduğumuz felsefe ilmi ki bu ilim bir araştırma ilmidir, bir inceleme, bir tetkik ilmidir. O da kastettiğimiz felsefede el felsefe nazariyedir. Biliyorsunuz bir de ameliyesi vardı. Nazariyeyi burada kastediyoruz. Bu nazariyenin de kısımları, bölümleri vardı. Bundan da özellikle neyi kastediyoruz? Kısmul ilahiyat bil ma'nel am. En genel anlamıyla ilahiyat bölümünü yani metafiziği kastediyoruz. Bu metafiziğin konusu da ve mevduuhu yani bizim felsefe olarak hedeflediğimiz içeriğini, muhtevasını tanımaya çalıştığımız alanın metafizik olduğunu, onun konusunun da el ahvalul amelil vücut, varlığın efendim genel anlamda ahvali ile ilgili. Aşağıda da göreceğimiz üzere varlığın pek çok halleri, pek çok konumları, pek çok karşılıkları var felsefede. Bunları bahse konu eden bir ilim dalı olarak felsefeden yani onun nazari felsefenin metafizik bölümünden söz edeceğiz. Aklınıza gelebilir ki şimdi konumuza geçtik. Mesailul felsefe. Aslında tam olarak bizim bu felsefenin konusuyla mesailül felsefe arasında müellif nasıl bir efendim ayrım yaptı? Ne demek mesailül felsefe? Ve mâzâ el fark beyne mesailül felsefeti ve mevduuha? Evet. Ve felsefenin konusuyla felsefenin sorunları, problemleri arasında ne fark vardır? Şimdi biz mesail burada sorun, problem anlamında. Felsefenin problematiği nedir? Felsefenin problematiği nedir? Felsefe hangi problemleri ele alır? Aşağıda göreceğiz. Son yapmış olduğumuz Cabiri okumalarının Sekkaki bölümünde Sekkaki'nin dile ilişkin yaklaşımlarında Cabiri merhumun problematiğe ilişkin bir yaklaşımından söz ettim. Orada onu dinlemenizi tavsiye ederim. Felsefi problematik dediğimiz, felsefi problemlerin toplamına tekabül eden, yani felsefenin pek çok problemleri var. Bu problemlerin bütününe bir problematik olarak bakarsak, felsefenin sorunları nedir? Felsefe hangi soruların cevabını bulmaya çalışıyor? Bu başlığımız bize aslında şunu da ima eder. Bu başlıktan hareket edersek bizim ilgilenmiş olduğumuz metafizik felsefe, ilmul felsefe, bu felsefe, şu felsefe ilmi aslında bir cevap bulma çabasıdır. Bir cevap bulma ilmidir. Yukarıda konularla ilgili konuştuğumuzda da varlık
ve var olan. Bunların ikisi üzerine felsefe düşünür. Neden? Çünkü felsefe bunların ikisini bir sorun olarak görür. Aşağıda da göreceğimiz üzere bunların mahiyetini anlamaya çalışır. Varlık nedir diye sorar. Var olan nedir diye sorar. Ben neyim, kimim diye sorar. Dolayısıyla felsefe bir soru sorma ilmi. Diğer taraftan felsefe sorduğu bu sorulara cevap bulma ilmidir. Bu itibarla Mesailül felsefe dediğimizde bir taraftan felsefenin kendine sorun edindiği, problem edindiği konuları ele alacağız. Diğer taraftan da felsefenin bu sorunlara nasıl cevaplar bulmaya çalıştığını incelemeye ve görmeye çalışacağız. Şimdi burada müellifin bize bu bağlamda felsefenin hangi sorunlarını öne çıkararak onlara işarette bulunduğunu görelim. Galiben çoğu zaman ma teteşekkelul mesailul felsefiye, felsefi problemler teşekkül eder, oluşur. Min kadiyye hamliye. Şimdi burada min kadiyye hamliye geçiselim. Biz bunları mantık derslerimizde gördük. Felsefecilerin böyle bazen kendilerine özgü kullanımları vardır. Gerçi müellifimiz aynı zamanda mantıkçıdır. Havzada mantık derslerine giriyor. Kadiye, hamliye ile biz bir de şartiyeyi birbirinden ayırarak mantıkta kadiye, hamliye bir de kadiye, şartiye, muttasıla ve munfasıla diye ayırdık biliyorsunuz. Burada yüklemli önerme olması bakımından yükleme dikkat çekeceği için yüklemli önerme. Bunların hepsi yüklemli önermelerdir. Dolayısıyla diyor ki çoğunluk itibariyle felsefenin sorunları birer önermedir. Yani felsefenin tüm sorunları bir önermedir. Şöyle söyleyebiliriz o zaman. Felsefi sorunlar büyük ölçüde önermelerden oluşur. Ve bu önermelerde diyor şey müellif kadiye hamliye mureddide el mahmul. Mureddetil mahmul. Bakın bizim mantık derslerimizden hatırlayacaksınız. Önermelerimizin mevzuu vardı, mahmulü vardı. Değil mi? Mahmul yüklemdi. Mevzu da özneydi. Şimdi diyor ki felsefenin sorun olarak ilgilendiği önermeler, bu önermelerin mevzuu değişmez. Önermenin mevzuu sabittir. Fakat mahmule gelince, yükleme gelince bu değişkendir. Yani alternatiflidir. Mureddide alternatifi olan, karşılığı olan, zıttı olan, karşıtı olan anlamındadır. Mahmulleri de böyledir. Ve min emsileti zalike bu tür felsefenin sorun alanını oluşturacak bazı önermelere örnek verecek olursak, şimdi örnekler vermiş. Bu örnekleri vurgulayalım müsaadenizle ve bu vurgulama üzerinden efendim konuyu ele alalım. İşaretlediğim çizginin kalınlığını ayarlıyordum. Dikkatin dağıldığını düşünün lütfen. Evet, şu kalınlığı ayarladım biraz. Şimdi bu örneklerde gördüğünüz üzere müellif bize mevzuu sabit ama mahmulü mütereddit ya da mureddide diye ifade ettiği alternatifli olan önermelerin felsefede sorun teşkil ettiğini, çoğunluk itibariyle sorunların böyle olduğunu söyler. Mesela bu önermeler üzerinde duralım. El vücut bu mevzumuzdur. Mevzu bu. Yani öznemiz bu. Önermemizin öznesi bu. Bakın
Murad dede dedi bu imma ve imma. Vücut ya illetun illet nedendir ya ma'lulun ya da sonuçtur. Evet. Burada bizi ilgilendiren husus felsefe ikisiyle de ilgilenir. Nedenle de ilgilenir, sorunsal yapar. Bununla da ilgilenir, sorunsal yapar. Peki ne üzerinden yapar? Varlık üzerinden. Felsefenin konusunda vücudu aldık. Şimdi el vücut üzerinde durduk ve dedik ki el vücut mevduul felsefe. Felsefenin konusuna dahildir. Peki bu vücutla ilgili sorun nedir? Bu vücut illet midir, malul mudur? Önermeyi buna dönüştürdüğümüzde varlık illet midir, neden midir? Pardon, varlık illet midir, malul mu? Neden mi, sonuç mu diye bir sorunsala dönüştürdüğümüzde bu defa artık bu önerme şu haliyle mesailül felsefeye girer. Felsefenin sorun alanına girer. Mesela keza aynı biçimde el vücut varlık gördüğünüz gibi öznemiz. Bu defa varlığın hangi yönünü sorun yaptık? İmma hadis ve imma kadimun. Varlık yani burada tabii var olan manasına onu da söyleyelim. Müellifin Molla Sadra geleneğine ait mensup olduğunu ve Molla Sadra geleneğinde aralarında büyük farklar Molla Sadra için merhum söz konusu olsa bile çoğunlukla birlikte aynı anlamda kullanılabildiğine dikkatinizi daha önce de çekmiştim. El vücut burada maksat el mevcuttur. Biz biraz da bu ayrıntılara dikkat ederek okuyalım. Yani el mevcut, el vücut imma hadisun ve imma kadimun. Sonradan mı var olmuştur? Yoksa başlangıcı olmayan kadim, ezeli bir şey midir varlık? Var olanlar anlamında. Keza aynı biçimde bakın bir önermeye dönüştü ve alternatifli bir önerme. Hadis mi, kadim mi? Yani felsefe varlığın hadis ve kadim oluşuyla, neden sonuç oluşuyla aynı biçimde bakın. El vücut imma mucarret ve imma maddi. Yine aynı biçimde efendim öznemiz vücut varlık. İmma mucarret ve imma maddi. Varlık soyut bir şey midir? Ya da maddeden mi ibarettir? Yani madde bir mücerredi de var mı? Varlığın bir mücerret boyutu da var mı? Yoksa maddi olandan mı ibarettir? El vücut imma mümkün ve imma vacip. Şimdi bakın varlık bunların hepsini zaten dersler olarak ele alacak. Burada da gördüğümüz gibi varlık mümkün mü, vacip olan mı? Peki varlığın mümkünü ile vacibi arasındaki efendim fark nedir? Bunları zaten dersler olarak da göreceğiz. Vücut vacip, el vücudu vacibun olduğu zaman bu varlık zorunludur. Peki zorunlu varlık. İşte Cenab-ı Hak için vacibul vücut diyoruz ya, zorunlu varlık. Zorunlu olduğunda zıttı ve karşıtı düşünülmeyen demektir felsefede. Ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Yani onun yokluğunu düşünemeyiz. Onun için bir varlık vacip olduğunda onun varoluşunu ve varlığının zıttını düşünemeyiz. O vardır. O kadar. Ama mümkün olduğunda, varlık mümkün olduğunda bunun ademi de söz konusudur. Yani mümkünül vücut var olabilir. Ademül vücut yok olabilir. Demek ki bir şeyin vücudu mümkün kategorisine girer. Mümkün olursa o zaman efendim mümkün olduğunda
Biz deriz ki işte bu şeyin varlığı mümkün bir varlıktır. Zorunlu varlıktan şu yönüyle ayrılır. Ne yönüyle? Olabilir, olmayabilir. Var olması mümkün olduğu gibi var olmaması da mümkündür. Yani var olmasıyla var olmamasının efendim birlikte söz konusu olduğu varlık boyutuna el-vücudul mümkün diyoruz. İşte burada ve hakeza pek çok sorular sorulabilir. Peki müellif bize bütün bunlarla söylemeye çalıştı ki onu şöyle renklendirerek yazalım. Söylemeye çalıştı ki felsefenin sorunları önermedir. Bunlar da karşıtlıklar içerir. Gördüğünüz gibi karşıtlıklar içeriyor. Yani iki uçlu problemlerden söz ediyoruz. Hepsi böyle mi değil tabii ki. Ama bu felsefeye hazırlık dersleri tabii başlangıç düzeyde dersler olduğu için müellif Mesailül Felsefe'de böyle karşıtlık içeren iki uçlu efendim problemleri öne çıkardı. Yoksa böyle olmayan pek çok önermemiz var. Bunun için de zaten galiben sözcüğünü kullandı. Çoğu zaman bütünüyle demedi. Çoğu itibariyle böyledir. Fatulahizu şunu dikkate almalısınız. Dikkatinizden kaçmasın ki ennel mevdu'a fi tilkel kadayel hamliye. Bu sözünü ettiğimiz önermesel konular yukarıda önermeler olarak ele almış olduğumuz tüm bu yüklemli önermelerdeki konu el mevdu el vücut varlıktır. Ve bak görüyorsunuz bu vücut varlık öznemiz değişmedi, sabittir. Aynı öznemiz duruyor, sabit. Fakat vel mahmul mahmule gelince ibaretun an mufradeteyn. O ikili bir yapıya sahiptir. İkili bir yapı içinde onu biz gördük. Bi mecmuihima bu ikili yapının mahmulde gördüğümüz ikili yapının bütünü de yekunu musaviyen lil mavdu. Bu son derece önemli bir kayıt. Ona dikkatinizi istirham ediyorum. Felsefenin sorunsalı ve felsefenin sorunsalını konu ettiğimiz mevzu açısından, şu mevzu açısından bunlar bu ikili problem alanları müsavidir, eşdeğerdir. Felsefi tefekkür bunlardan birisini diğerinin önüne koyacak. Sorunsal olmak bakımından yekunu musaviyen lil mevdu'i öznemizle ilgili olarak bunlar eşdeğer oranda problemlidir. Peki mesela şöyle diyelim. Varlık vacip midir? Mümkün müdür? Hadis midir? Kadim midir? Sorun olmak bakımından bunlar eşdeğerdir. Felsefe bunların birini diğerinin önüne koymak suretiyle diyecek ki şöyledir, böyledir. Ya da şöyle olduğunda şu koşullarda böyledir, şu koşullarda böyledir diyecek. Evet. Şimdi böylece müellif bize bu kısa girişte felsefenin sorun alanını bunu konudan, mevzudan ayırt ederek sorun alanını efendim verdiği kimi örneklerle özellikle de şartlı hamliye örnekleriyle bize gösterdi ki efendim yüklemli önermeler olarak felsefenin problem alanı böyledir. Peki buradan başka bir başlığa geçelim ve bu başlıkta müellifin bize neye dikkatimizi çektiğini görmeye çalışalım. El farku beynel bahtil felsefi ve gayrihi. Şimdi felsefi araştırma ile
felsefi olmayan araştırma arasında ne fark vardır? Bize farkı gösterecek. Felsefi araştırma ne demek? Yani bu soruların cevabını felsefi olarak vermek ne demek? Vagayruhu, felsefenin dışında da bu sorulara cevap arayan ilim dalları yok mu? Pek çok ilim dalı bu sorulara cevap arıyor. Peki o pek çok farklı bilim dallarının bu sorulara cevap aramasıyla felsefenin bu sorulara cevap araması arasındaki fark nedir? Bu son derece önemli. Konumuz açısından da felsefenin diğer ilim dallarıyla konumunu netleştirmek bakımından da son derece önemli. Şimdi bakın, yumkin beyanul maiz beynel bahsil felsefi ve bakiyetil mebahisil uhra. Şimdi diyor ki, felsefi araştırmayı geri kalan diğer ilimlerden ayırt eden mümeyyiz vasfını şöyle açıklayabiliriz. Açıklanması mümkündür. Yumkin beyanul maiz beynel bahsil felsefi ve bakiyetil mebahisil uhra. Evet. Demek ki felsefi olan bir araştırmayla felsefi olmayan araştırmanın arasını müellif şöyle bir farkla ortaya koyacak. Min hilalil es'ilet taliye. Peki bu maizi ayırt edici özellik. Buna mantıkta fasıl diyoruz biliyorsunuz. Bunun faslını, yani felsefi araştırmanın faslını netleştirelim ve onu felsefi olmayan araştırmalardan ayırt edelim. Peki bunu diyor nasıl yapalım müellif? Şu sorular vasıtasıyla yapalım. Min hilalil es'ile taliye. Aşağıdaki sorular üzerinden bunu netleştirelim. Yani felsefi araştırmayla felsefi olmayan araştırmanın birbirinden ayırdığını ve ayrıştırmasını sorularla yapalım diyor ve bu sorularla yapıyor çünkü bu sorulara da cevap verecek. Bu soruların üzerinde duracak. Es-su'alul evvel. Es-su'alul evvel. Birincisi. Ma hiye edevatu ta'arruf alel umuril vaka. Bakın şimdi. Bu son derece önemli bir soru. Hatta biz bu soruları da müsaadenizle farklı bir renkle vurgulayalım. Ve bunun üzerinden her bir soruyla felsefi araştırmanın ne tür bir kendine özgülüğü var onu görmeye çalışalım. Diyor ki burada müellif bize ibareyle anlatmak istediği şey bilmenin enstrümanları, araçları, edevatu taarruf, bilmenin, bilginin enstrümanları, bilgi araçları, bilginin vasıtaları. Peki bu bilgi neye ait bir bilgi? Alel umuril vaka, realiteye ait. Realiteye ait bilginin unsurları nelerdir? Vasıtaları nelerdir? Enstrümanları ne? Hangi vasıtalar ile realiteyi değerlendirip realite hakkında bilgi alıyoruz? Bu soru. Şimdi bu soru diyor müellif, böyle bir soru felsefi efendim araştırmanın konusu mudur? Başka bir şeyin konusu mudur? Bunu aşağıda kendisi yine söyleyeceği için ben şimdi bir şey söylemeyeyim. Ama onun verdiği cevaplar üzerinden bir değerlendirme de inşallah hepsiyle ilgili yapmaya çalışacağım. Şimdi ikinci suale geçelim. İkinci sualimize geçelim. Diyor ki sual 2. Es-sual es-sani keyfe nuvaddihu mahiyetiha ve nestedillu aleyha. Şimdi buradaki zamirleri de yerine koyarak bağlantılarını yapalım. Hem bu ha zamirimiz hem bu ha zamirimiz yukarıdaki el umur el vakaya raci. Vakaya, evet.
Yani realitenin mahiyetini nasıl açıklıyoruz? Ve yapmış olduğumuz bu açıklamayı nestedillu ne ile istidlal ediyoruz? Delilimiz ne? Hangi delalet yolunu kullanmak suretiyle, hangi istidlal biçimiyle bir mahiyet açıklamasında bulunuyoruz? Es-su'alu salis, üçüncü suala gelelim. Bunlar hangi ilim dallarının efendim ilgi alanına girdiğini konuşacağız. Buraya bir de soru işareti koyalım. Evet, unutmuş. Meddelilu ala vücudiha ve ma hasaisiha. Yine bu umur realite, vakıiye. Realitenin var olduğunun delili nedir? Hani bu felsefenin en önemli sorun alandır. Bir şeyler görüyoruz hariçte ama bunların gerçek olduklarının delili ne? Realite dediğimiz vakıanın varlık delili nedir? Onun var olduğunda ne kadar eminiz? Ya da وَمَا حَسَائِسُهَا, peki bu realitenin özellikleri nedir? Özelliklerinin delilleri nedir? Şu özellikleri var diyoruz ama bunu neye dayanarak söylüyoruz? Dördüncü sorumuz. Diyor ki, هَلْ يَجِبُ الْاَعْتِقَادُ بِهَا? Realitenin varlığına, realiteyle ilgili elde ettiğimiz bilgiye inanmak zorunda mıyız? İnanmak gerekli midir? Yani bununla ilgili elde edilen bilgiye bizim için bir kabulü zorunlu gerektirir mi? هَلْ يَجِبُ الْاَعْتِقَادُ بِهَا? Şimdi bütün bu görselliği sağlaması bakımından da izninizle şu sualleri de renklendirelim. En azından bir görsel uyumu da bozmayalım. Dersimiz felsefedir. Şimdi diyor ki vel cevab anis sualil evvel. Şimdi birinci cevabımızın sualin cevabı cevap verecek. Ve bu birinci sualimize cevap vermeyi üstlenen ilim dalını söyleyecek. Diyecek ki bu suali, birinci sualin cevabını şu ilim dalı verir. Neydi birinci sualimiz? Realiteye ilişkin bilgimizin vasıtaları nelerdir? Enstrümanları nelerdir? Peki bu sorunun cevabını hangi ilim dalı tekeffül ediyormuş? Yetekeffelu bihi, bu cevabı üstlenen ilim dalı ilmul marife. İlmul marife ya da diğer bir adıyla el ilmu, böyle de el muarifi. El ilmul muarifi. Epistemoloji dediğimiz, bizim Arapçada epistemoloji diyoruz Türkçe'de, Batı dillerinden onlara ait telaffuzla epistemoloji ilgilenir. Epistemolojidir. Peki bu epistemoloji de felsefenin bir dalı mıdır? Evet. Epistemolojidir ve felsefeye ait bir alandır. Felsefi bir alandır epistemoloji. Elleti, bu epistemoloji, tebahasu anil mesailit taliye. Bu epistemoloji şu aşağıdaki durumlarla ilgilenir. Hani dedi ki bu birinci sualin cevabını epistemoloji verir. İlmül marifi epistemoloji verir. Epistemoloji de şunlarla ilgilenir. Bakın şimdi efendim netleştirelim. Bir, el evvel kıymetul marife. Bilginin değeri. Bilginin değeri. Edevatul marife. Bilginin araçları. Bilgiyi neyle elde ediyoruz? Üç,
marife, bilginin sınırları, miyarul hak vel batıl, bu da elde edilen bilgi, bu en önemli epistemolojinin hususlarından biridir. Doğru yanlış. Evet. El hak vel batıl. Elde edilen bilginin doğruluk ya da batıllığı meselesi. Bu dört mesele, tabii başka meseleler de çok var ama epistemolojinin ağırlıklı olarak konu bilgi olduğunda ilgilendiği alan bunlardır. Öyleyse epistemoloji bize bilginin değerinden, bilgiyi elde ettiğimiz araçlardan, bilginin sınırlarından ve yine elde edilen bilginin doğruluğu ve yanlışlığından bahseden bir alandır. Bu da felsefeyle doğrudan ilgilidir. Yani daha şöyle söyleyelim, birazdan diğer cevaplarda gördüğümüzde de üzerinde topluca duracağım. Felsefe kendi asli meselesini üstlendiğinde bunları da enstrümanlar olarak, vasıtalar olarak kullanır. Şimdi birazdan onları söyleyince bir genel efendim değerlendirmede onu daha netleştirelim seninse. Vel cevabu ani sual ethani. İkinci sualin cevabını hangi ilim dalı üstleniyormuş bakın. Neydi ikinci sualimiz? İstidlal. Neyle istidlal ediyoruz? Şu suali sahne gelelim. Mahiyetini, bu realitenin mahiyetini nasıl açıklıyoruz ve neye dayanıyoruz? Keyfe nuvaddihu mahiyetiha ve nestedillu aleyha. Sualimiz buydu. Bunu da diyor ilmil mantık. Bakın zaten istidlal girince mantık ilmi olduğunu anladık. Mantık ilmi bu ikinci sualin cevabını verir. Mahiyetini tavzih etmek ne demek? Tanımlamaktır. Varlığın mahiyeti sorusu nedir? Tanımdır, haddir. Peki bununla kim, hangi ilim dalı ilgileniyor? İlmul mantık. Ellezî yebhasu anil kavâidil âmme. Bakın, mantık ilmi külli kaideler üzerinden lit ta'rif, tanımlama, vel istidlal, bir şeye delil getirmeyle, o şeyin o şey olduğuna ilişkin delille ilgilenir ve bunu neyle yapar? Kavaidi amme, külli kurallar, külli kaidelerle yapar. Mantık ilmi zaten külliler ve kavaidi külliyeden oluşur, onunla ilgilenir. Öyleyse gördüğünüz gibi biz realitenin mahiyetinin ne olduğunu tavsiye edip araştıracaksak mantık ilmini devreye koymamız gerekir. Çünkü tarif etmemiz lazım. Tarifi gerektirir. Tavzih bir tarif gerektirir. Tarif de mantık ilminin işidir. Peki neden öyle olduğunu, niye böyle tanımladığımızın istidlalini yapacak olursak, istidlal de yine mantık işidir. Onun için de eski dönemlerde, yani bizde 5. asırdan itibaren, hatta 5. asrın sonuna doğru 6. asırda İmam Gazali merhumun yaşadığı dönemlerde hocası Cüveyni'nin eserlerini okuduğumuzda, ki bunların bir kısmını sizlerle okuyacağız inşallah, oralarda mantık ilmi, mantık demek pek hoş görülmediği için ilmul mantık demiyorlar da mesela ilmul istidlal deniyor. İlmul istidlal. Affedersiniz. İstidlal ilmi deniyor mesela. Gazali miyarul ulum diyor mantığa mesela. Neden? Çünkü o süreçlerde biraz mantık sözcüğüne karşı, bir ulumi İslamiye ile meşgul olanlarda bir hoşnutsuzluk söz konusu. Neyse, onları da inşallah ayrıca derslerde konuşacağız. Vel cevap ani suali salis. Üçüncü sualimizin cevabını yetekeffelu bihi, bunun cevabını kim üstleniyor? Hangi ilim üstleniyor? İlmül felsefe. Şimdi geldik ilmül felsefeye. Demek ki felsefe ilmi, mantık ilmin neyle uğraştığını gördük. Efendim, epistemolojinin neyle uğraştığını gördük. Şimdi felsefe üçüncü soruyla. Peki neydi, üçüncü sorumuza gelelim. Es-sual salis. Med delilu ala vücudiha.
Realitenin varlık olduğunun delili nedir? Şayet varlıksa vema hasaisuha özelliği nedir? Ne demek varlıksa özelliği? Gördük yukarıda değil mi? Hadis midir, kadim midir? Mümkün müdür, vacip midir? Var olmakla bitmiyor iş. Değil mi? Dolayısıyla varlığın, realitenin varlık boyutu ve onunla ilgili özelliklerle ilgilenmek felsefenin üstlendiği bir şeydir. Bu ilmul felsefe el bahisu an ahvalil mevcut. Daha önce de tanımda gördük bunu zaten. El bahis an ahvalil mevcut. Varlığın hallerinden ne yönüyle meşgul olur, ne yönüyle ilgilenir? Bima huve mevcut. Bakın. Var olmak bakımından. Var olmak bakımından varlığın halleriyle ilgilenir felsefe. Vel cevab anis suali rabi. Dördüncü sualimiz sizin cevabı ise yetekeffelu bihi ilmul akide. Hani dedik ya bunlara inanmak gerekir mi? Hel yecibu ya itikad. Hel yecibul itikadu biha. Bunlara inanmak gerekir mi? Bunlara inanmalı mıyız? Bununla da akide ilgilenir. Varlığın hadis olduğunu kabul ederseniz ne olur? Efendim kadim olduğunu söylerseniz ne olur? Bunlarla da efendim kelam ilmi ilgileniyor. İlmul akide kelam ilmi. El bahis anir ru'ye el kevniyel ilahiyye. Evet. İlahi varlıkların efendim ru'yeti vesairesini tecellileri ilişkileri inceleyen bir ilim dalı olmak bakımından kelam ilmi bu alanla ilgilenir. Şimdi değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, müellifin bize felsefenin sorunları bağlamında ve bu sorunların neler olduğuna ilişkin verdiği açıklamalar sadedinde bunlarla ilgilenen ilim dallarını felsefeyle ayrıştırarak felsefenin ne tür bir alan olduğunu, kendine özgü vasıflarıyla diğer alanlardan nasıl ayrıştığını göstermek bakımından da bazı sorular sordu ve bu sorulara cevapla felsefeyi varlığı var olmak bakımından incelemeyi üstlenen bir ilim dalı olarak tekrar temeyyüz ettirdi. Ayrıştırdı ki konuyu net görelim diye. Ama felsefe bunların diğer ilim dalları olarak saymış olduğumuz epistemolojiden, mantıktan, işte kelama, hadi neyse kelamı ayrıca koyalım bir kenara ama bunlardan yararlanmaz mı? Bunlardan istifade etmez mi? Elbette eder. Demek ki şöyle söyleyelim. Bizatihi felsefenin, nazari felsefenin felsefe olmak bakımından bu sorunlara yaklaşımıyla felsefe bu sorunlara yaklaşırken hangi enstrümanları kullanmakta felsefe olarak mahsur görmezi ele aldığımızda bunlar da işte mesela mantık başta olmak üzere felsefenin en önemli enstrümanıdır. Felsefi düşünmemizin testini neyle sağlıyoruz? Mantıkla. Felsefi düşünme neydi? Önermeler üzerine düşünmeydi. Peki bu önermeler üzerine, alternatifli önermeler üzerine düşündüğümüzde, bunların herhangi birisine ilişkin bir tefekkürde bulunduğumuzda, bu tefekkürün isabetliliğini neyle ölçeceğiz? Epistemoloji ve mantık. Dolayısıyla bu ilimler aynı zamanda felsefenin de araçlarıdır. Onu da ifade etmemiz gerekir. Peki şimdi üçüncüsü, hani felsefenin tanımını yaptık, mevzuunu yaptık, konusu nedir dedik. Şimdi üçüncüsüne geldik. Bu
biliyorsunuz önemli sorulardı bunlar. Biz de derslerde önce buradan başlıyoruz. Tanımı nedir? İşte konusu nedir? Tarihçesi nedir? Yöntemi, usulü nedir? Çıktısı, sonuçları nedir? Bunlar bir ilim dalını tanımak bakımından son derece önemli. Demek ki bu başlıklarla biz daha henüz felsefenin ne demek olduğunu ve felsefeyi kendine özgü yönleriyle tanımaya çalışıyoruz. Tanımını yaptık, konusunu, sorun alanlarını, diğer ilimlerle farklılığını ortaya koyduk. Şimdi de müellif bize felsefe tahsilinin, felsefe ilmini elde etmenin amacından söz edecek. El gaye minel felsefe. Yani felsefe öğrenmenin bize ne tür bir faydası var? Amacı nedir? İşte burada onu söyleyecek. Diyor ki hunak gayat mutaaddide teterattebu ala ilmil felsefe. Felsefe ilmi söz konusu olduğunda onunla ilişkili olarak çok fazla, çok sayıda felsefenin amaçlarından söz etmek mümkündür. Yani felsefenin yararı, faydası, amacı dediğimizde çok şey söyleyebiliriz buna. Gayat müteaddide. Çok fazla şey söylenebilir. Ve bunların her biri de felsefe ilminin amacıyla ilişkili olarak söylenebilir. Ama biz bunların hepsini söyleyemeyiz. Ama önemlilerini, min ehemmiha, en önemlilerinden bazılarını söyleyelim mesela. Evvelen bir. Amacı neymiş? İspatul vakiyye. Bu son derece önemli. Tabii burada bu konunun bize sunuş biçimi biraz da müellifin mensubu bulunduğu efendim Molla Sadra geleneğine ilişkin bir duruşu da yansıttığı için kendilerine göre bu ehemmiyet meselesini sıralıyor. Ama biz başka herhangi bir farklı felsefe kaynağını okuduğumuzda orada felsefenin gayesine ilişkin daha farklı bir perspektiften yaklaşım, daha farklı şeylerin öne çıkarıldığında görmemiz mümkündür. Müellifinkini görelim. Yani bunlar çok da fazla önemli değil. Zaten sonuç itibariyle felsefe okumalarına bir hazırlık dersi olarak bu metinleri okuyoruz. İspatul vakaiyye. Şimdi birincisi amacı realitenin tespitidir. Realiteyi tespit ediyoruz. Bu son derece önemli bir şey. Yani felsefe bize içinde bulunduğumuz realitenin subutunu söyleyecek. Yani içinde bulunduğumuz realiteden kuşkuya düşmememizi, içinde bulunduğumuz realitenin gerçekliğini tespit edecek. Ve idrakuha, bu tespiti yapılan realitenin idrakini, kavramayı, anlamayı, onunla insan bilinci üzerinden bir iletişimi, etkileşimi gerçekleştireceğiz. Ama bundan önce demek ki burada felsefi olarak şunu da ayrıntılayalım, farklı bir renkle bağlayalım. İdrak ile ispat arasındaki efendim sıralama da felsefi olarak önemlidir. Önce ispat, sonra idraktir. Bir şey sabit olacak, sübutu söz konusu olacak ki idrakinden söz edelim. Dolayısıyla ispat, idrak, temyiz. Bu da önemli. Demek ki ispat, idrak, temyiz. Sıralama son derece önemli. İdrak çünkü bir temyizdir. İdrak bir ayrıştırmadır. Farkındalıktır. Farkındalık da bir temyizdir. Neden? Anil umurul vehmiye. Son derece önemli. Vel itibariye. Aşağıda bir şema verecek. Biz bunu inceleyeceğiz birazdan. Hatta bunu şöyle vurgulayayım müsaadenizle, iznizle. Umurul vehmiye vel itibariye. Felsefe
bize vehmi ve itibari şeylerden vakı'i, reel olanı idrak etmeyi, ayırt etmeyi öğretecek. Yani felsefeyi öğrendiğimizde elimize ne geçecek efendim? Felsefeyi öğrendiğimizde realitenin bir gerçekliğini, iki bu gerçekliği idraki, üç bu gerçekliği idrakin diğerlerinden ayrımını, diğerleri bakın, ne vehmi ve itibari, vehmi ve itibari olan varlıklardan onu ayırt etmemizi bize sağlayacak. Aşağıya inelim. Burada biri şöyle tablolaştırmış müellif. Burada bunu görelim, inceleyelim. Buradan gidelim. Şimdi diyor ki el mefahim, vehmi olanlar, bunları söyleyecek. Aşağıda da bunların örneklerini verecek. Pardon, vehmi dedim. Yukarıdaki vehmi ile itibarilerin anlamı içerisine giren mefhumları verecek bize şimdi. Burada öyle mefhumlardan bahsedecek ki el mefahim, mefhumlar verecek bize. Bu mefhumlar kavramlardır. Bu mefhumlar bize yukarıda müellifin felsefi olarak realiteden ayırt ettiği vehmi ve itibari olanların reel olanlardan ne yönüyle ayırt edildiğini, farklılaştığını bize anlatacak. Diyor ki leha ma bi izai fil hariç. Elimizde bazı kavramlar vardır ki, elimizde kavramlar ve kavramda yazalım. Mefhumlar, kavramlar var ki bunların nesi vardır? Fil hariç, realite. Realitede karşılıkları vardır. Leha ma bi izail fil hariç. Realitede karşılığı vardır. Yani diyelim ki bardak, bir bardak su, hem de bir yudum su içeyim müsaadenizle. Bu bakın bardak ve realitede karşılığı var. Bi nahvin müstakillin, kendine özgü bir yönle, kendine özgülüğü içinde, işte bardak kendine özgü, masa kendine özgü, ev kendine özgü, insan kendine özgü. Bu özgürlüğü içinde neyi vardır? Bir karşılığı vardır. Buna hakikiye diyormuşuz. Şimdi mefahime, kavramlara bağlayalım. İşte felsefenin ispat etmek istediği şey de budur. İspat ettiği şey. Mesela burada hemen oraya da bağlayalım. El hakikiye kavram olarak şu hakikiye. El insan, el hayvan, el nebat, el cemaat. Bakın bunların nesi var? Karşılıkları var kavram olarak. Şimdi kavramları bize dipnotta müellif veriyor ki yukarıda dedi ki realitenin ispatı idraki ve temyizini görmemizi sağlar felsefe dedi. Felsefenin böyle bir kazanımını anlatırken de dedi ki umur vehmiye ve itibariyeden de bunları ayırt etmemizi mümkün kılar. Demek ki bir umuru vehmiye ve itibariye de var. Bunları anlamamız gerekir. Bunun için kavramları bir şema olarak gayet güzel vermiş. Mesela diyor ki kavramların hariçte fil harici nesi vardır? Müstakil bir karşılığı vardır. Ya da ev, şuraya ev yazalım. Ev, la ya da yoktur. Yani kavramımız var elimizde ama bu kavramımızın masadaki yok. Karşılığı hariçte obje ve nesne olarak karşılığı yok. La yok. Ama nesi var? İntizaiye, istidlali olarak, istidlal yaparak biz ona
onun gerçekliğine vehmi olmadığına kanaat getiririz. İntizai çıkarımsal demektir. Çıkarımsal olarak böyle bir şey yaparız. Örneğin iki mesela el-intizaiye. El-ille bakın. Neden? Neden diye bir şey var. Kavramdır. Fakat istidlalidir, intizaidir. El-fevkiye. Mesela üstünlük. El-imkan, mümkünlük. El-halıkiyye, yaratıcılık gibi kavramlar intizaidir. Yani çıkarımsaldır, istidlalidir. Dolayısıyla bunlar da son derece önemlidir ve felsefenin gerçeklik kavramları içinde bunlar da yer alır. Ama mesela aşağıya gelelim, el-mefahime. Leha ma bi-izai fil-hariç. Kavramların bazılarının realitede karşılığı vardır. Bu iki türlüdür. Ya bizzat yani nesnel olarak diyelim şuraya binahvin müstakil ya nesnel olarak obje olarak karşılığı vardır ya da yoktur. O da çıkarımsal istidlalidir. Şimdi buraya inelim. Kavramların realitede karşılıkları vardır. Ev ya da yoktur. Karşılıkları mefhumların, kavramların realitede ya karşılığı var ya da yok. Karşılığı olduğunda iki türlüydü. Nesnel olarak vardı ya da istidlali olarak onu biz çıkarım yapıyorduk. Şimdi aşağıya geldi. Nesnel karşılığı yok. İşte burada teterette bu aleyha bu kavramlara asarun aklaiye aklaiye kullanıyor. Ukalaiye pardon. Ukalaiye. Bununla ilişkilendirdiğimiz bu türden mefhumlarla ilişkilendirdiğimiz şeyler akli izlenimler, akli irtibatlardır. İşte buna itibariye denir. İtibariye mesela bura hep akli olarak akıl sahiplerinin ukalanın, akıllı varlıkların efendim bir ilişkilendirmesinden söz ediyoruz. Buna itibari varlıklar diyoruz. El-itibariye. Mesela el-vucub, zorunluluk. El-hurme, yasak. El-melekiye, yetenek gibi mesela kavramlar. Bunlar nedir? Bunların karşılıkları vücudu harici var mı? Hayır. Ama bunlara varlık atfediyoruz. Evet. Vücudu harici yani şöyle yazalım. Bu çok önemli kullanılan bir kavram olduğu için iyi öğrenelim. Felsefede bu kavramlar ne kadar önemli. Bakın görüyorsunuz. Realitede karşılığı yok. Ama akli olarak onların varlığını kabul ederiz. Onun için yukarıda asarın ukalaiye dedi, diye söyledi. Yani aklın bir eseri, aklın bir efendim sonucu olarak, akli olarak onun varlığına hükmederiz. Mesela zorunluluk diye bir şeyin olduğunu, değil mi? Bunlara neyle hükmederiz? Akli olarak hükmederiz. Demek ki nesnel bir karşılığı olmadığı halde akli olarak varlığına hükmettiğimiz şeylere vücudu itibari denir. İtibari varlıklar. Mefhum ve kavram olarak, itibari olarak vardır bu dediğimiz zaman akli manada bir karşılığının olduğunu söylüyoruz. Şimdi geldik buradaki la'ya, evla. Vücudu haricide yani nesnel ve objel dünyada bir karşılığı vardı ya da yoktu. Yok olanların birincisi, birinci gruba giren A, ya da B diyelim. A grubu itibariyeydi, onu akli olarak kabul ediyor. Burada la, yani şöyle söyleyelim, çok güzel bir şema çizmiş. Çok beğendim. İfadeyi de çok beğendim. Akli olarak
itibar ettiğimiz için itibariye diyoruz. Akıl çünkü ona itibar ediyor. Ya da akıl ona bir itibar etmez. Akıl onunla efendim varlığına hükmetmez. Yani akli olarak ona bir gerekçe sunmaz. İşte buna vehmi diyoruz. Vehmi. Yani hayali. Hayali. Yani herhangi bir mantıksal ve akli dayanağı yok. Hayali. Bir hayali şeyler. El-vehmiye mesela dördüncüsünde el-vehmiye. El-gul mesela dev. Dev hikayeleri var ya. Ta'irul anka, anka kuşu. Bahrum min zibak, civadan deniz gibi. Alice Harikalar Ülkesi. Evet. Bunlar da vehmidir. Ama bunların üzerine adam kitap yazıp hikaye yazmıyor mu? Evet. Film çevirmiyor mu? Evet. Demek ki yine de bir mefhum ve kavram olarak karşılığı var. Ama nedir? Hayalidir. Vehmidir. Dolayısıyla bu dört kavram son derece önemliydi. Neye hakiki diyoruz, neye intizai diyoruz, neye itibari, neye vehmi diyoruz. Bunları gösterdi bize müellif. Yukarıdaki metne tekrar dönecek olursak, demek ki felsefenin birinci amacı bize umuru vehmiye ve itibariyeden vakıi olanların, hakiki olanların ayırdımını, idrakini ve temyizini gösteriyor. Şimdi vesaniyen ikinci olarak ispatul kavaninil kulliyel kat'iyye kat'i ve külli ilkeler tespit eder felsefe. Bu son derece önemli. Daha sonraki inşallah önemli klasik okumalarımızda da bu metinler ve burada öğrendiğimiz bu temel kavramlar çok işimize yarayacak değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim. Çünkü ilim dalları ilmi olgunluğuna ve kemaline işte bu geliştirdiği külli ve kesin ilkeler sayesinde erişir. Yazalım. Kesin, tümel, külli, tümel ilkeler. Bir ilim dalının ne ölçüde kesin tümel ilkeleri varsa o ölçüde o ilim dalının ürettiği bilgi sıhhatlidir, sağlıklıdır ve değerlidir. Min emsiletiha şimdi bu efendim ilkelerin bazı örneklerini verecek. Örneğin diye sayacak. Tabii biz şimdi bunları öğrenince birazdan bu 2, 3, 4, 5 bunların mantıklı olan ilişkisinde görmüş olacağız. Çünkü mantık derslerimizde bunların hepsini göreceğiz inşallah. Demek ki müellif felsefe ilminin amaç ve gayesini bize anlatırken bu amaç ve gayenin içerisinde özellikle felsefenin külli ve yani tümel ilkelerinden söz ediyor ki bu tümel ilkeleri öğrenmek çok önemli bir kazanımdır. Bir, kanunu mebde'i tenakuz. Bu mantıkta çok önemli bir ilkesidir. Çelişki ilkesi. Değil mi? Bunu mantıkta çelişmezlik diye söylenir. Bu en temel a priori efendim bir ilkedir. Felsefe öncelikle bunu önemli görür. Kanunu mebde'il heviyye. Buna felsefe okumalarımıza ileride müellif de kullanacak. Hevheviye de denir. Heviye, hevheviye mahiyet demektir. Bir şeyin mahiyeti. Mahiyet ilkesi. Mahiyetle ilgili ilke, temel ilke. Yine kanunu mebde'il illiye, nedensellik ilkesi. Mahiyet,
varlık ilkesi, mebdeliye illet, nedensellik ilkesi. Kanunu mebdei istihaleti devr, şöyle müsaadenizle bunu tek bir maddeye dörde indirelim. Şöyle arasında muhtemelen nüans olduğu için öyle söylemiş olabilir ama çünkü ileri okumalarımızda devirle teselsül arasını ayırt eden hem usulcülerimiz var, kelamcılar var, hem de filozoflarımız da var. Onu düşünmüş olabilir ama biz daha başlangıç düzeyde okumalar yaptığımız için bunları birleştirebiliriz. İkisini şimdilik aynı anlama geldiğini söyleyerek geçelim. Kanunu mebde-i istihaleti devr. Kanunu mebde-i istihaleti teselsül. Eddevr ve teselsül diye zaten birlikte genellikle kullanılması meşhurdur. Döngüdür. Döngü. Hatta buna kısır döngü diyoruz. Kısır döngü denmesinin sebebi ne? Kendini tekrar ediyor. Mesela şöyle bir daire sürekli düşünelim. Sürekli bu dairenin çemberinde dönüyoruz. Başı sonu yok. Hani tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan meselesi var ya. Sürekli dönüyoruz. İşte bu devir ve teselsülden dolayı Aristoteles felsefesinde ilk neden ilkesini, ilk neden ilkesini kanun mebde-i elliye de ilk neden ilişkisini bunun için ihdas ediyor. Çünkü ileride inşallah detaylı göreceğiz. Aristoteles felsefesinin temel argümanlarından biri neden ilkesidir. Dört nedenden biri nedensellik ilkesidir. Aristoteles'in dört nedeninden biri nedendir. Nedenlik, nedensellik ilkesidir. Fakat her şeyin bir nedeni var diye Aristoteles, ilk nedenin nedeni yoktur. Çünkü bir ilk neden. Peki bunun da nedeni nedir diye soramıyorsunuz. Soru yasak. İşte istihale imkansızlığı. Yani teselsül imkansızdır. Devir imkansızdır. Onu bir yerden başlatmamız gerekiyor. Onun için de mebde bir ilkemiz olmalı. Onun için mesela Aristoteles ne der? Hareket tanımlarken hareket bir hareket ettiricinin etkisidir. Mesela A'nın B'ye etkisi hareketi doğurdu. A B'yi hareket ettirdi. Peki A'yı kim hareket ettiriyor? Onun için ilk hareket ettiricinin hareket ettiricisi yoktur. Kendisini hareket ettiren bir şey yoktur ve hareketli de değildir aynı zamanda. Bu son derece önemli bir ilkedir felsefi olarak. Ve binaen ala zalik, işte bu nedenle, bu yüzden nakif ala miktaril alakal vesika beynel felsefe ve bakiyetil ulumil ukhra. İşte biz felsefe ile diğer ilimler arasında ki güvenilirlik ölçüsünün miktarı üzerinde duruyoruz. وَنَقِفُ عَلَى مِقْدَارِ الْعَلَاقَ الْوَثِيقَ güvenilirlik ilişkisi üzerinde duruyoruz. Neden? لِتَوَقُّفْ şu hususu gösterelim diye duruyoruz. Neye? اَتَّصْدِقْ بِمَسَائِلِهَا felsefenin sorunlarını çözen o sorunları çözdüğünde bu çözümlerin doğruluğuna ilişkin efendim bize bir güven, vesika, vusuk veren
yönü üzerinde duruyoruz. Ala ihda tilkel kavanin el kulliye. Bu tümel ilkelerden herhangi birisiyle, ala ihda tilkel kavanin el kulliye, bu tümel ilkelerden herhangi birisinden hareketle ve herhangi birisiyle felsefe bir mesailiha çözmek için yöneldiği problemlerden herhangi birisini ya da hepsini çözümlediğini, o problemlerin çözümünü doğruladığını, tasdikini li tevakkufi tasdiki et tasdiki bi mesailiha göstermeyi amaçlayarak bu hususlar üzerinde durmaktayız diyor müellif. Dolayısıyla bize göstermiş olduğu bu dört tane temel ilke, tabi bundan çok fazla daha ilkeler var da müellif bir giriş dersi olduğu için bu kadarla yetinmiş. Bu temel ilkeler sayesinde biz ne yaparız? Felsefenin yukarıda belirlemiş olduğumuz mesailül felsefe olarak tespit etmiş olduğumuz hususların çözümünde bunları kullanırız diyor. Evet, şimdi burada bitiriyorum. Az kaldı bu paragraf, son paragrafımız. Şimdi saniyeni bir bulalım. Saniyen. Evet. Evvelen neydi? Gayeleri öğreniyoruz. Birincisi neydi? Evvelen realiteyi tespit, onu idrak ve diğerlerinden temizdi. İkincisi neydi? Külli tümel ilkeler tespit etmekti. Üçüncüsü. Evet. Üçüncüsü. El keşfu anil ilalil ulya lil vücud. Varlığa dair yüksek nedenleri, yüce nedenleri ya da daha kullanılan Türkçeyle söyleyecek olursak buradaki metafizik nedenleri, maddi nedenler değil, metafiziksel nedenler. Çünkü neden var, neden var. Neden? Maddi neden. El-Ulya burada daha mistike, daha metafiziksel bir vurguya sahiptir. Ve efendim bu manevi ve metafiziksel nedenleri varlıkla ilgili keşfeder. Onun için de el-Keşf diyor bakın. Neden keşfi kullandı? Çünkü metafiziksel illetler. Bunlar keşfedilir. Akledilmezler. Keşfedilirler. Açığa çıkarılırlar. Bu biraz sezgisel de bir şeydir. Felsefede de, felsefenin ekollerinde de bunları konuşacağız inşallah. Bize bunu da kazandırır. Yani felsefe sadece maddi meselelerinle ilgilenen, onun maddi yönüyle ilgilenen bir şey olduğunu düşünmeyelim. Felsefe tarihimizdeki hemen hemen en katı materyalist gibi gördüğümüz filozofların bile tersinden bakıldığında çok önemli bir metafiziksel zemine sahip olduklarını görürüz. Nitekim bunları zaman zaman inşallah derslerimizde konuşacağız. Rabian dördüncüsü, te'sisu ru'yeti kevniyetil ilahiye. Bakın, metafiziksel varlıkların görünümünü, zuhurunu kurar, tesis eder felsefe bize. Niçin? Tusahimu fi tahdidi mesaril insan ve hareketihi nahve kemalihi. Bu metafiziksel varlığın görünümünü, zuhurunu ne anlamda, neye katkısı olsun diye tusahimu fi tahdidi mesaril insan.
insanın kapsama alanına, insanın bu hareketihi hareket alanına, efendim onun sınırlarına onu belirleme, bir taraftan insanın hareket ve sınırlarını belirlemede, bir taraftan da insanın bu sınır ve hareketlerinin alanını genişletmekte, iki türlü de bu bir katkıdır. Bir, insanın hareket ve efendim kapasite alanını sınırlar ya da bunu tahdit, tarif eder, belirler ve aynı zamanda da bunun genişlemesine, nahve kemalihi, olgunlaşmasına katkı sağlar felsefe. Niye? Çünkü metafiziksel bir şeyle karşı karşıyayız. Konunun bu metafiziksel görünümü ve konunun bu metafiziksel efendim, mahiyetiyle ilgili felsefe bize hareket alanımızı ve sınırlarımızı belirler. Ve zâlike an tarîki isbâtil mebde'il evvel. Bunu nasıl yapacak? Bunu birinci ilkeyle yapıyor. Ve zâlike an tarîki isbâtil mebde'il evvel. Bunu ilk ilkemize dönelim. Neydi? Çelişmezlik ilkesi. Değil mi? Öyle hatırlıyorum. Evet. Kanun ve tenakuz. Şimdi metafiziğe ilişkin hususların görülmesi, metafiziğe ilişkin hususların algılanmasını tesis etmek için tesisu ru'yeti kevniyetil ilahiye, bunu neyle yapıyor? El mebde el evvel, birinci ilkeyle. Kim için? Bil vücud tebareke ve teala. Allahu Teala'nın varlığını, ilahi varlık. Vasıfatihi el cemaliye vel celaliye. Celali ve cemali sıfatlarını. Ve huvallahu azze ve celle. Ve hâzihi eşrefül gayât. Bu ki gayelerin en yücesidir. Elleti, bu gayelerin en yücesi neden yardım alır? Neden yararlanır? İstemeddet el felsefe. Evet. Minha. Evet. Bu efendim yüce gayeden, yüce gayeler felsefenin istimdat ettiği, felsefenin elini uzattığı, felsefenin kapsama alanına giren, felsefenin efendim dayanakları, temelleri ve zeminleri gibi çok farklı boyutlarda ifade edebileceğimiz, işte bu yüce, en yüce gayeleri felsefe kendisine hareket alanı olarak belirler. Bu hadihi eşrefül gayat elleti istemettet el felsefetu minha ismul felsefe el ilahiye. Metafizik olarak isim alır ve bu metafiziğin konuları, yukarıda da ifade ettiğimiz gibi şu konular, bunları açıklamaya, izaha, yukarıda saydığımız temel ilkeler vasıtasıyla onları tavzih etmeye çalışır. Diğer bir adda vel hikmetil ilahiye, bu hikmeti ilahiye aynı zamanda Molla Sadra'nın felsefesinin de adıdır. El hikmetül mutaal, hikmeti ilahiye, müteal hikmet, müteal felsefe,
Molla Sadra felsefesinin de adıdır aynı zamanda. Dolayısıyla bu metafizik ve hikmet felsefesi, hikmet araştırmaları felsefenin amacı ve gayesi açısından ki diyor, hazihi eşrefül gayat. Bu en değerli amaçlardan biridir ve felsefe de bunu kendisine alan olarak seçer ve bu alana yönelir. Şimdi böyle bir alana yönelen ilimin gayesi yüce olmaz mı? Gayesi yüksek olmaz mı? Elbette olur. Bu nedenle müellifimiz böylece bize ne yapmış oldu? Felsefenin gaye ve amacını da belirlemiş oldu. Şimdi biz burada felsefenin tanımını gördük. Hulasayı okuyalım. Hulasatul muhabara. Bu bölümün hulasası. El-evvel birinci olarak ilmul felsefe. Felsefeyi tanımladık. Dedik ki felsefe ilmi yebhathu anil ahvalil amme lil vücud. Varlıkla ilgili genel durumları inceler. İki, saniyen temme terabut beynel ilmül felsefe ve bakiyetul ulumul ukhra. Burada da felsefe ile felsefenin dışındaki diğer ilimler arasındaki ilişki söz konusu oldu. Bunu öğrendik. Salisen üçüncü olarak bil felsefe gayat adide, çok fazla felsefenin amaçları vardır. Eşrefuha ispati sani ve sıfatihi azze ve celle. Bunların en önemli de yaratıcının ispatı ve sıfatlarını belirlemedir. İşte böylece müellif bize değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, birinci muhazarada konuya girişte felsefenin işte bu üç önemli başlığında bilgiler vermeye çalıştı. Bundan sonra inşallah el-muhazara saniye el-menheç el-felsefi, bunu da çizelim, burada kalalım. Evet. Buradan devam edeceğiz. İkinci oturum, ikinci dersimiz felsefi yöntem. Usul felsefi yöntem, el-menheç el-felsefiden bahsedeceğiz inşallah. Peki efendim, bir sonraki derste buluşuncaya kadar hoşça kalınız, sağlıkla kalınız. Allah'a emanet olunuz efendim.